bu dönem itibariyle baktığınızda elbette kırılması lazım. Kısa vademi, uzun vademi görüyorsunuz önünüzde. Çünkü söylemler sertleşmeye başladı. İşte bundan 1-2 ay önce demokratik özerklikten bahsediyorduk. Öyle bir kapandı üzere birkaç gün konuşulduktan sonra. Şimdi Türkiye'nin genelinde iki dil konuşulmasından ve anayasal düzenlemeleri beklemeyeceğiz şeklinde açıklamalardan bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bakınız bunlar daha başlangıç. Üzülerek ifade ediyorum ki bizim öngörülerimiz Nisan ayı gibi, Mart Nisan ayı gibi terör örgütünün hem eylemlerinin şiddetini artıracağı hem taleplerinin boyutlarını artıracağıdır. Çünkü terör örgütleri seçim süreçlerini değerlendirirler. Kendi hanelerine olumlu katkı olarak değerlendirirler. Bakınız referandum süreci Türkiye'de terörün toplumsal taban bulması, terörün siyasallaşması, terör örgütü liderinin siyasallaşması açısından önemli bir süreç olmuştur, dönemeç olmuştur. Bu seçimler iktidar partisi açısından son derece önemlidir çünkü oy kaybetme riski vardır. Bu seçimlerde Türkiye'de huzurun bozulması iktidar partisine oy kaybettirecektir. Huzuru bozacak olan terör örgütü bununla iktidarı adeta rehine almaya çalışacaktır ve bunun üzerinden iktidarla pazarlık yapmak isteyecektir. Bu ise terör örgütünün iktidarın önünde iki şans vardır. Ya tamamıyla reddedecektir, tamamıyla reddederse Türkiye'de seçim sürecinde ciddi bir çatışma ortamı ortaya çıkacaktır ve bu da iktidar için oy kaybı anlamına gelecektir. Öte taraftan kabul etmediği takdirde terörle müzakere ve terörün isteklerini kabul konumuna gelecektir ki bu aslında belki kısa vadede bir kazanç gibi gözükse de orta ve uzun vadede çok daha yıkıcı sonuçları beraberinde getirecektir. Dolayısıyla da bu demokratik açılım dedikleri süreç en başından yanlış başlamış bir süreçtir. Ve eğer bu süreç bugüne kadar bu şekilde geldiyse bu tamamıyla terör örgütünün taktiksel adımları sayesinde gelmiştir. Hiç kimse zannetmesin ki bu süreç tamamıyla kontrol edilebilir, yönetilebilir bir süreçtir. Ve emin olunuz ki bu süreç Nisan ayından sonra çok daha çığırından çıkmaya müsait bir süreç haline gelecektir. Hele ki bu tür süreçlerin dışarıdan müdahaleye açık olduğu, dışarıdan provokasyona açık olduğu, dışarıdan her türlü Türkiye'nin düşmanlığı olabilecek ülkelerin veya bazen dost olduğunu iddia ettiği halde düşmanca tavır içerisine girebilecek ülkelerin de Türkiye üzerindeki hesaplarında terör örgütünün rahatlıkla kullanabilecekleri bir sürece doğru gidiyor.